Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manitra Hisar'dan selamlar, saygılar. Bugün kuşlarımıza iç parazit tedavisi uygulayacağız. Bu tedavinin normalde her 75 günde bir kere uygulanması gerekiyor. Bunun dışında eğer yapmadıysanız ilk uygulamadan sonra 10. gün tekrarlanması gerekiyor. Kullanacağımız ilacın ismi Nilver, veteriner ilacı. Bazı arkadaşlar eczaneden Contil diye bir ilaç kullanıyorlar. Buna hiç gerek yok. Bu ilacın fiyatı oldukça uygun, 13 TL. Ve içinde 15 gram ürün var. Epey bir gidiyor. Yani bir sene rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Şöyle üst kısmından etken maddesi de levomizol diye bir etken madde var bunun içinde. Kanatlılarda iç parazit için oldukça etkili bir madde. İlacımızı açtık. İçinde şöyle gösterelim. Beyaz bir toz var. Standart bir çay kaşığımız var. Bununla şu şekilde tam dolu, full dolu diyelim. Tam dolu suluğumuzun içine bırakıyoruz. Daha sonra bir dahaki kullanım için bunu kaplayıp kutusuna yerleştirebiliriz. Sonrasında içine tam 2 litre su ekleyeceğiz. Suda hemen eriyor zaten ilaç. Özellikle yaz aylarında bu işlemi yapıyorsanız soğuk su kullanmanızı tavsiye ederim. Yine vitamin ve antibiyotik kullanımında da yine soğuk su kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir litre daha ekliyorum şimdi. Evet. Şimdi bir litre daha ekliyorum. Bir kez daha karıştırıp kuşlarımıza vereceğiz. Kuşların önünden 2 saat önceden suyu çekerseniz daha iyi olur. Ve hazırladığınız karışımın da toplam 3 saat kuşların önünde kalması yeterli olacaktır. Dediğim gibi ilk kez uyguluyorsanız 10 gün sonra bir kez daha tekrarlayın. Ondan sonra her 3 ayda bir tekrarlasanız yeterli olur. Normalde 75 gün diye söyleniyor. Kitaplarda o şekilde yazıyor ama 3 aya da uygun olacaktır. Evet. Suyu verdikten sonra kuşlarınızı biraz yemlerseniz de su içmelerini tetiklemiş olursunuz. Şimdi bundan sonra dikkat etmeniz gereken husus şu. Bakın kuşlar su içiyor. Hemen kuşlar su içmeye başladılar. Bundan sonra da dikkat etmeniz gereken olay şu. Bu ilacı veriyorsunuz. Yani iç parazit tedavisini yapıyorsunuz. Ertesi gün kuşlarınıza vitamin takviyesi yapıyorsunuz. 2 gün üst üste vitamin takviyesi. Ardından da 2 gün probiyotik takviyesiyle tedaviyi tamamlamış oluyorsunuz. Zaten iç parazit tedavisi her türlü kür programının ya da aşı programının ilk öğesi olarak karşımıza gelmekte. Değerli arkadaşlar, hepinize Manisa Hisar'dan selamlar, saygılar ve her zaman dediğimiz gibi hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu, güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, uygulamayı yaptıktan yaklaşık 2,5 saat sonra bir tane dışkıda dikkat ettim, aradım dışkıları, kasa üstündekileri. Tam şurada görüyorsunuz. Bakın. Bir tane
iç parazit, bir solucan görüyoruz. Tabii bu sadece gördüğümüz denk gelen. Şurada var bir ışık ama bunda bir gözle görülür bir şey yok. Bu sadece bizim görmüş olduğumuz, göremediğimiz formlarda mevcut. Çok küçük olanları var. Gözle görülmeyen, sadece mikroskop altında görülenleri var. Ondan dolayı videonun başında söylediğim gibi normalde 75 gün ama 3 ayda kurtarıyor. 90 güne kadar kurtarıyor. Düzenli olarak bunu tekrarlamamız lazım. Eğer ilk defa yapıyor isek de dediğim gibi ilk uygulamadan sonra ilk uygulamadan 10 gün sonra bir kez daha yapıp ondan sonra 3 aylık rutin formatta devam etmemiz gerekiyor. Evet, şöyle biraz daha yaklaşalım.